Yeşilin binbir tonunu içinde saklayan şelaleler muhteşem doğa sistemleridir. Oldukça heybetli bir manzaraya sahip Mençuna Şelalesi, çok nadir bulunan birçok endemik bitki topluluğunu sahasında barındırıyor. Mençuna Şelalesi'nin önüne sonradan büyük taşlar koymuşlar. Onlar olmasa manzara daha da güzel olabilirdi. Şelaleye uzaktan bakışı etkiliyor olsa da bu hali bile tek kelimeyle mükemmeldir. Eğim kırığında oluşmuş olan şelale, yaklaşık 3,5 kilometre sonra birinci basamaktan, 60 metre ve yaklaşık 20 metre sonra ikinci basamaktan 15 metre yükseklikten düşüş gerçekleştirmekle birlikte bir şelale ve bir çağlayan oluşturmaktadır. Daha sonra sularını yaklaşık 500 metre ileride Arhe ve Kamilet Deresi'ne ulaştırmaktadır. Aynı zamanda düştükleri noktada Mençuna Şelalesi yaklaşık 200 metrekare genişliğinde ve 1,5 metre derinliğinde, çağlayan ise 30 metrekare genişliğinde ve 2 metre derinliğinde dev kazan oluşturmaktadır. Oluşturdukları dev kazanlarının içi genellikle taşlık ve kayalık olup bu kayaçlar granitlerden Lias volkanitleri ile üst Karatese volkanitlerinin volkana tortul istifleri içine sokulum yapan Kaçkar graniyotiyitidir. Mençuna Şelalesi batısında Çatak Tepesi 1510 metre ve Sazlık Tepesi 1683 metre, kuzeyinde Notei Tepesi 1033 metre ve güneydoğu kuzeybatı istikametinde uzanış gösteren Papilas Sırtı arasında kalmaktadır. Kaynağını Çatak 1510 metre ve Sazlık Tepesi 1683 ile Taşlık Yaylası'ndan alan Mençuna Deresi'nin yaz döneminde ortalama akımı 3 metreküp bölü saniye olup sonbahar döneminde en yüksek debiye ulaşarak 20 metreküp bölü saniye kadar çıkmaktadır. Gezi yarım gününüzü alabilir. Eğer güneşli bir havada gitmiş iseniz, öğleden sonra şelale önünde oluşan gökkuşağını da izleyebilirsiniz. Şelale ortama ciddi oranda nem bırakmaktadır. Mençuna Şelalesi suyunda sadece kırmızı pullu alabalık yaşamaktadır. İniş çıkış yolu olarak kullanılan yol yürümeye elverişlidir. Her çeşit orman ürünlerinin var olduğu yürüme yolu doğa severlere ayrı bir zevk verir. Mençuna Şelalesi, Arhavi ilçesinin en çok ziyaret edilen yerlerinden biridir. Farklı kodlarla 100 metre yüksekliğe sahip şelale, vadiden akarak Kamilet Deresi'ne dökülmektedir. Şelaleye ziyaret edilecek en iyi zaman, karların eridiği ve şelaleyi daha etkileyici hale getiren Nisan-Mayıs aylarıdır. Biz her ne kadar Temmuz ayında gitmiş olsak da bu haliyle bile şelale bizi etkilemeyi başardı. Siz de doğayı, doğanın içinde yürüyüş yapmayı seviyor, doğanın insanlara sunduğu muazzam manzaraları seyre dalmak istiyorsanız, Mençuna Şelalesi sizin için biçilmiş bir kaftandır. Mençuna Şelalesi, Türkiye'nin kuzeydoğusunda Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır. Artvin Arhevi ilçesi, Arılıköy sınırları içerisinde bulunan şelale, ilçe merkezine 16 kilometre ve Artvin il merkezine 96 kilometre uzaklıktadır.